Şimdi evet bekle Serdar. Günay'ı nasıl susturabilir evet. ya? Günay konuşur ya. Beni de susturuyorsun farkında mısın? Ben tamam ben yapalım da Günay yap. Giriş yapayım sonra konuşun arkadaşlar. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda bildiğiniz gibi 3 Ekim tarihinde komite seçimleri var. 34 komite, 93 tane veya 94 yanılabilirim. 93 tane meclis komiteden meclis üyesi seçilecek. Ardından da bu 93 tane isim gidecek SASO yönetim kurulunu belirleyecek, isimleri seçecek. Bu seçimler öncesinde bildiğiniz gibi hareketlilik var kulislerde, her yerde konuşuluyor. Ve Sakarya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Akgün Altuğ dün bizim Coşkun Bilir ve Günay Yazıcıoğlu arkadaşımızın katıldığı programa canlı yayına katıldı. Orada açıklamalarda bulundu. Önce bir haberi izleyelim Serdar. Haberi verelim. Ardından ben notlar var. Notları da konuşacağım. Bu bazı Akgün Bey'in ifadeleri onları da anlatacağım. Önce haberimizi izleyelim. Sonra arkadaşlar yorumunu alacağım. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, TV264 ekranlarında yayınlanan Artı Eksi programının konuğu oldu. Altuğ 3 Ekim'de yapılacak seçimler ve adaylık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karışmıyorsunuz. 34 tane meslek grubu var. Şimdi önce bunlar seçiliyor. Kimisi 3 meclis üyesi veriyor meclise, kimisi 2. Bugün itibariyle bu mecliste 87 meclis üyem var. Ama önümüzdeki seçimde 93 meclis üyesi olacak. Dolayısıyla ben fikrimi, niyetimi çok önceden belli ettim. Yani 2 sene önce ben dedim bir dönem daha yapmak istiyorum. Seçimi ben tek başıma kazanmayacağım. Benim de birlikte olduğum gruplar var, arkadaşlarım var. Halihazırda yönetimde olan arkadaşlarım var, dışarıda olan arkadaşlarım var. Tek başına Akgün Altuğ bu seçimi kazanamaz. Bir ekiple bu seçimi kazanırsınız. Tabii ki bizim desteklediğimiz, birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, gruplarımız var. Ama karşısında olanlar da TÜKAK'a düşman değil ki. Onlar helal da bizim kardeşlerimiz, onlar da bizim arkadaşlarımız. Hayır şunu sor. Sakarya Ticaret Sanayi Ankara'da Odası. Korkan çok ha. Estağfurullah. Sakarya Ticaret Sanayi Odası 15 bin üyesiyle bu şehrin en büyük ekonomik örgütüdür, meslek örgütüdür. Benim üyelerim 250 bin civarında insan çalıştırıyor. 7 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. Yani bu ekonomik güçte bir şirket topluluğunu temsil eden başkan zor durumda olan üyelerinin durumunu kollamak için kimden korkacak Allah'ını seversen? Yani. Hiç kimseden korkmayız. Eğer korkacaksak bu işlere hiç girmeyelim zaten. Hedefinin şehrin daha fazla üretmesi olduğunu söyleyen Altuğ, memlekete ödeyecekleri aidiyet borçları olduğunu belirtti. Ben bu memleketin çocuğuyum. Bu memlekette doğdum, burada büyüdüm. Bu memlekete sıfırdan gelmiş, belli bir iş sahibi olmuş bir insanım. Bu memleketi ödeyecek diyet borcumuz var. Biz de bunu işte ticaret sanayi odasında bu tür projeler ortaya koyarak bu şehrin 30 senesini, 40 senesini, 50 sene sonrasını düşünüp planlayarak değerlendirmek istiyoruz. Evet, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ'un konuşmaları böyleydi. Yaklaşık 1,5 saat süren programda Akgün Bey, Coşkun Bilir ve Günay Yazıcıoğlu'na açıklamalarda bulundu. Gerçi onun bazı bölümünü izlediniz. Benim burada en çok dikkatimi çeken açıklaması, bildiğiniz gibi seçimler öncesinde SASSO Başkanı Akgün Altuğ ve Yönetim Meclis Başkanı Talip Kuruş arasında bir ayrılık olduğu konuşuldu biliyorsunuz ya. Konuşuluyor şu anda. Bununla ilgili olarak açıklaması var. Talip Kuruş hiçbir sorunumuz yok. Hep uyum içine çalıştık. Projeyi hep istişare ederiz. Sıkıntımız yok diye de bunun noktayı koydu. Ben bunu da belirteyim tekrar. Aynı zamanda SASO'daki bazı kutuplaşmalar veya adını da tam kelime özene seçim. Kulisler mi diyelim? Kulise demeyeyim. Kutuplaşmalar veya karşı gruplar. Çok doğal seçim yani. Onunla ilgili açıklaması var. Benim kimseye karakter olarak sorunumuz yok. Mahmut Köse'nin aynı site oturuyoruz. İster arzu eder. Son derece doğal. Yani bu başkanlığı.
neden husumet içinde olayım dedi. Yönetimde değişiklik olabilir, komisyon, komite olabilir, seçilemeyenler, yorulanlar ve istemeyen isim olabilir. Meclis üyelerinden son derece memnunum. Size bir soru soracağım Hakan. Bir tane açıklama yaptı meclis üyesi Cin. O skandal ya. Çöp ne demek? Skandal ya. Ya şimdi ben utandım o konuda da açıklama yaptı Akgün Altuğ. Evet Akgün Altuğ yaptı. Şöyle Nihat abiye sordum. Ben özellikle senden görüş alacaktım. Sen bana top attın. Nihat abiye sordum. Bunu kim söyledi dedim. Söylemedi. Meclisi bilmeyen biri söylemiş olabilir. Ama meclis üyelerinden birinin söyleyeceğinizi düşünmüyorum. Bu dedikodu en iyi cevabı Tayyip Başkan verdi. Ben de destekledim. Ama yani çıkıp da bir tecrübeli bir meclis üyesinin arkadaşların gözü içine bakarak buradaki %80'i çöp diye bir ifade kullanması hoş bir şey mi ya? Ya ama ve dışarıdan beri birisi bana bunu söyledi diyor. Dedikoduyu ya, dedikoduyu meşhurlaştırıyor. Ben şey yapabilirim. Ben şeyi izliyordum. Evet. Abi şöyle bak. Orada Akgün Altuğ da Talip Kuriş'te hatalı. Cihattinoğlu intihar zaten. Ya biri böyle şimdi ya hepimiz gazetecisiniz ya arkadaşlar. Bize günde gelen belgenin, bilginin, iddianın sayısını çıkarsak, yazsak kaç tane şey çıkar? Hüseyin Cumalı'ya neler geliyordur? Cinayet işleri. Ya sen Satso gibi bir seçilmiş kürsüye çıkıp bunu diyorsun ki %80'i çöptür diyorlar diyorsun. Akgün Altuğ'da Talip Kuriş de çok üzerlerine yakışan bir şekilde dediler biz bunu kınıyoruz. Ama ya Nihat Cinoğlu iki satır ya Nihat abi orada burada konuşulan konuları sen bilmem kimin olduğunu bilmiyorsun bile söyleyemiyorsun. Sağda solda böyle bir küfrü adeta küfrü bakın küfrü. Satso kürsüsüne nasıl getirirsin? Bunu bir siyasi basın açıklama mı yaptı? Bir siyasi televizyonda mı konuştu? Bir meclis üyesi tweet mi attı? Bir meclis üyesi bir gazeteye açıklama mı yaptı? Oralarda buralarda konuşuluyormuş diye aldığın bir konuyu Satso Meclis'ten şey yapıyorsun. Hem meclis başkanı hem yönetim kurulu başkanı ya Nihat Cinoğlu sen Satso'nun bu seçilmiş meslek komiteni temsil etmek için sana verilen kürsüyü her programda siyasi, her mecliste siyasi bir yer gibi kullanıyorsun. Yetmedi üstüne bir de bize hakaret edilecek bir cümleyi buraya getiriyorsun. Bu sana yakışmıyor diyemediler abi. Ben çok bekledim onu demelerini. Tabii ki ikisi de şey diyecekler. Biz asla bunu söyleyeni kınıyoruz. Ya bu söyleyeni kınama konusu bir yerde açıklama yapılırsa mevcuttur. Ortada açıklama yapan yok ki. Açıklamayı yapan Nihat Cinoğlu'nun kendisi. Nihat Cinoğlu eğer bir nebze olsun Satso üyelerine ve meclis üyelerine saygısı varsa onun kim olduğunu söyler. Hayır. Biz de ona sorarız. Bakın şöyle bir abi, şey. Abi konu Satso Meclisi'nde gündeme geldiyse hatalıysam bakın, düzeltin. Konu artık meşruiyet kazanmıştır. Ben onu anlatıyorum. Konu meşruiyet kazanmıştır. Yani bir sokakta zaten konuşulan sokak bir dedikoduyu oraya bunu alırsan meşruiyet yanlış kazandırsın. Bak senin hakkında bir iddia duydum. Özür dilerim şey olarak söylüyorum. Zafer Tokuş şöyle işte çayı 15 şekerli içiyormuş atıyorum. Böyle bir dedikodu var. Ben bunu canlı yayında söylediğim anda buna meşruiyet kazandırmış. Doğrudur. Bunlar bana diyecekler ki kim diyor bunu? Eğer demiyor olursa onu diyen benimdir kardeşim. Sen Satso gibi seçilmiş kürsüyü böylesine çirkin bir ifadeyle kullanan Nihat Cinoğlu'nu sonuna kadar kınıyorum. Nihat Cinoğlu kendi düşüncelerini mi orada başkasını şey yaparak söyledi bak, yani? O çıkıyor ortaya. O çıkıyor ortaya. Bak diyor ki Sayın Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da diyor ki herhalde Akgün Altuğ tam anlayamadı konuyu. Veya Kuruş da anlayamadı. Yani çok şaşırmıştı ona. Çok şaşırdılar. Ama çünkü beklenmedik bir çıkış. Seçim Nihat üzeri acaba da bir şey mi gerginlik mi yaratmaya çalıştı Nihat Cinoğlu? Abi Nihat Cinoğlu her meclisi izlerim. Nihat Cinoğlu oraya çıkıyor. Ömer Ayyam'dan Rubaniler. Orada farklı konuşuyor. Farklı bir dünyada. Abi ya bu kadar özür dilerim malumat fırış derler buna. Ben her şeyi Türkçe bilirim. Konuş. Niye diyor? Çok biliyorum. Bak onun dilinden kelim konuşuyorum. Onun dilinden konuşuyorum. Çok biliyorum siz bir şey bilemezsiniz. Orayı Nihat Cinoğlu muhalefet kürsüde döndürdü. Hiç kimse onun kadar orada iktidarı savunmuyor. Orada başkan yok mu? Abi başkan müdahale ediyorlar geri geliyor. Nihat Bey bunlara girmeyeli falan diyor. Ama yok, soruyorum yani anlatıyor. Son noktada şunu söyleyeyim hemen size veriyorum. Adeta bir kimin söylediği belli olmayan, sokakta belki de bir çocuğun söylemiş olduğu bir iddiayı Satso kürsüsüne getiren bir meclis üyesine o mecliste herkesin tepki göstermesini beklerdim. Sadece söyleyene işte biz bunu kınıyoruz, Satso Meclisi çöp değildir dendi. Hiç kimse Nihat Cinoğlu'na haddini bil burada bu kelimeyi söyleyemezsin demedi. Sen evet, onlara onu beklerdin ya, ben de senden şunu beklerdim. Nihat Cinoğlu istifa et. İstifa edemiyorlar. Ediyorlar mı? Ne dedi? Nihat Cinoğlu istifa etmeli. Bence ben sen orada beklerdin. Bir evet saatten beri anlatıyorsun. Bir dakika hemen topluyorum. Bravo Hüseyin abi. Katılıyorum. Nihat Cinoğlu haddini aşmıştır. Seçimlere çok kısa bir süre kalsa bile istifa etmesi gerekir bence. Yani meclis Hakan sen ne diyorsun? Üye arkadaşlarına çok arkadaşım istifa edeceksin. Tamam. Hakan sen ne diyorsun bu konuda? %20 niyet temizlemiş o da ayrı. Orası böyle işte
Orhan Camii'nin orada çay ocağında böyle konuşurken arkadaşlarımla muhabbet ettiğim bir yer değil, tamam mı? Öyle ya, öyle sanmış ama. Yani o orası işte Sakarya'nın en saygın iş adamlarının olduğu, temsil edildiği diyeyim, meclis. Sen o meclise işte kim olduğu bilmeyen, kimin dediği bilinmeyen bir lafı oraya gelip, yani oraya gelip taşıyorsan ve bu hani belki şöyle bir dedikodu olsa anlarım. İşte buradaki meclis üyeleri işte çalışmıyorlar falan dendi, şey diyorlar dışarıda veya işte bizi iyi temsil etmiyor diyorlar falan. Öyle bir şey anlarım da yani sen %80'i çöp deyip de onu oraya getirebiliyorsan yani gerçekten haddini aşmışsın. Konu nereden geldi biliyor musun? Haddini aşmışsındır yani. Konu nereden geldi biliyor musun oraya? Nihat Cinoğlu'nu muhalefet yapıyor diye eleştirdikleri için cevap hakkını kullandı. Bana böyle diyorsunuz ama dedi. Bazıları yani, Satsun'un simlesinin 180'i çöptür diyorlar. Ondan konuşalım o zaman dedi. Abi oraya nasıl getirdin sen o konuyu ya? Nasıl bir içine getirdin yani? Yani bence bir şey söyleyeceğim. Şu anki şu olaydan Nihat Cinoğlu'nun kendi fevri işte açıklaması, kendi düşüncesini orada başkası düşünüyormuş veya başkası söylüyormuş gibi aktarmış gibi öyle bir izlenim var şu an. Yani ben onu çıkartıyorum bu şeyden. Meşrulaştırma. Yani. Hüseyin sen? Şimdi alttaki KC'ye bakıyorum. Satsun'un sesi meycanı. Biz Nihat Cinoğlu'nu konuşuyoruz. Kardeşim kim bu Nihat Cinoğlu? Tamam meclis üyesi mi? İş adamı mı? Rifle ne diyorsun? %80'i burada çöp. Ne işi var çöplerin arasında? İstifa et kardeşim. Aynen öyle. Sana dışarıda demişler. Ben bilmem abi. Bize de bir sürü şey diyorlar. Sefa da dedi. Kardeşim bu Satsun meclis üyesi, iş adamları, patronlar kulübü için ne diyor? %80 çöp mü? Çöpün içinde ne işin var baba? Zengin adamsın. Bas istifayı git. Gitmez ama. Ben olsam giderim. Acaba adayım merak ediyorum. Ben olsam giderim. Ben mesela buradaki arkadaşlarıma çöp diyorsam benim burada oturmam onlar. Çöplükte mi oturacağım ben? Sassos çöplük mü? Soru şu. Sassos çöplük ya, mü? Tam tersi. Bir, iki. Arkadaşlar konuyu anlatıyorlar ama yarım anlatıyorlar. Akgünaltı ne yaptı? Bunlar diyor Serdoğan'daki kafelerdeki dedikodular. Hoppala gel böyle. Meşrette bir dakika. Var. Şimdi birisi çıkıyor meclis üyesi diyor ki orada. Burada diyor Sassu meclis çöplük diyor. Çöplük diyor. Net. Ben demiyorum. Nihat Cinoğlu diyor. Peki Sassu başkanı ne diyor? Ya bunlar diyor işte diyor Serdoğan'da kafelerde konuşulan dedikodular diyor. Abi Serdoğan'ın kafelerde de biz de oturuyoruz. Dedikodu mu yapıyoruz? Nerede oturacağız? Biz, yani insanlar sizin kadar zengin değil ki. Siz zenginsiniz. Kabul ediyoruz. İnsanlar kafelerde oturuyor. Şimdi diyelim tabi 10 kişi bir yere geldik. Nerede oturacağız? Benim böyle villam yok yani. Bahçede sığarlayayım. Geliyorsun kafelerde bir çay gidiyor. Akgünaltı'nınki de yanlış. Tarif kulüp de yanlış, kuruş da yanlış. Ne yapması gerekiyor? Abi yani adamın yoluna ya, takılacaksın. Arkadaşım, tarif kuruş da yanlış. Neden? Ya meclis başkanı sen ya. Adam senin meclisine çöplük diyor. Böyle hocam. Çık dışarı. Çık. Çıksın. Bu kadar. Ya senin Talip Bey'in veya Akgün Bey'in öyle seviye düşüken inanıyorsun. Nihat Bey. Kusura bakma. Ya, beyefendi. Yani Talip Bey çıkıp. Yani Talip Bey ben gözüne götürüyorum. Hayatta bir kelime kullanamaz. Talip Bey'den sonra geleceğim. Akgün Bey'e de biraz sonra geleceğim. Tepki göstermeleri gerekiyor. Tepki göstermişler ama. Onu seviye inmeden göstermişler. Niye heyecanlandınız ya? Ben bir anlatayım ya. Ben ama senin. Tamam abi bir anlat. Ne heyecanlanması arkadaşım? Bir dakika. Adam diyor ki kardeşim. Bak şimdi bir adam geldi. Ben senin arkadaşım. Senin bu ekmek yediğin bir teknem var burada. TV 264. Buraya çöplük diyorum. Senin bana şunu da ben lazım. Hakkını bil. Olmadı çık dışarı. Adam orada. Şimdi Akgünaltı orada televizyonda konuşurken not aldım. 15 bin diyor patron. Patronlar şunlar. 250 bin kişi insana hitap ediyoruz diyor. 7 milyar dolar diyor para dönüyor diyor. Tamam mı? Ondan sonra o ortamı sağlayan en önemli yer meclis, Sassu Meclisi. Sassu Meclisi'nde bir üye diyor ki burası %80 çöplük. Sen orada Akgünaltı olarak kardeşim sözünü geri al, özür dile, dışarı konuşalım, buraya taşıma, özür dile, diledin, çık dışarı. Diyemiyorsan kusura bakma, ben gazeteci olarak burada derim. Tarif Kuruş, sen meclis başkanısın. Adam sizin orada ekmek yediğiniz, kenti yönettiğiniz, kasıldığınız, anlattığınız hepiniz bir yerdesiniz ve çok ciddi bir sivil toplum kuruluşu
Ve buranın en önemli icra makamı meclise, senin bir üyen kürsüde, Sasso kürsüsünde dedikodu dediği Akgünaltuğ'un kafelerde falan değil. Çöplük diyorsa tepkin. Ya öyle değil, böyle değil. Olmaz, olamaz. Senin tepkin, çek dışarı kardeşim. Ya da özür dile. Bu kadar ne? Bu kadar basit. Akgünaltuğ'un bir hatası daha var. Ya bunlar kafelerde konuşuluyor Serdoğan'da. Ya sen kafelerde insanlar ekmek ya. Senin bilmem kaç dolu meslek odan kafesi kafe oraya bağlı yani. İnsanlar orada ekmek yiyor. Kafeleri böyle aktif göremezsin. Kafelere herkes gidiyor. Akgünaltuğ orada yanlış yaptı. Bak yanlış üstüne yanlış. Bu ben açık konuşuyorum. Mersin gibi değil. Akgünaltuğ orada da yanlış yaptı. Bizim bunlar neyimiz var ya? Sen bizi eleştiriyorsun. Bir dakika kardeşim ne ya? Allah Allah biraz bizim gibi değil diyor. Yok bizim gibi. Bunu alamadım. Meclis yönetim kimi yedin? Kendini övecek ya. Biz otur orada tamam boş ver. Olay bu abiciğim. Bizi tamam. Araç olarak kullanıyor. Kendini övecek ya. Eyvallah. Anladın mı? Olay bu. Gelelim seçime. Seçime bir dur mu yapacağız? Bitireceğiz. Su final yapacağız. Yap sen hızını almışken biz konuş. Ben... Gelelim seçime. Şimdi Akgünaltuğ. 55 geçe biz peki, konuşuruz. Peki şöyle bir şey diyeceğim Hüseyin. Akgünaltuğ konuşuyor. Ben Nihat Yılın'daki son bir şey söyleyip sonra seçime gelelim mi? Abi tekrar şeye dönerek sen şimdi özellikle girdiğin için tam olarak seni de anlaman ve izleyicimin tam olarak anlaması için söylüyorum. Nihat Cinoğlu'na orada verilmesi gereken tepki çık dışarıda sert. Tamam mı? Neyse, ama tamam, ama benim için. Ya. Benim için Hüseyin abi. Bir şey diyeyim. Benim bir, için. Bir gireyim çıkayım. Ver. Ben yarın Halk 24'te bir şey yazsam. Sasso çöplüğün toplanıyor. Şimdi bunların hepsi bana tepki gösterir mi? Bütün iş adamları beni kınar mı? Akgünaltuğ açık sana yazıklar olsun der mi? Avukatları beni mahkeme verirler mi? Talip Kuruş ya ne diyorsun der mi? Bana her türlü hakaret ederler mi ederler? Ya kardeşim seni kendi adamın diyor. Ya kendi adamın diyor. Ben atayım bir başlık. Ama Sasso çöplüğü toplanıyor. %80 olmaz. Diyor mu? Çık. %80, %20'si iyi. O %20 içinde mutlaka Nihat Bey vardır. Şimdi, çöpün içinden de iyi şeyler çıkardı. Nihat Bey yani, 20'de. Yani orada şunu diyor. Orada tepkini sert göstereceksin. O an geldi işte orada. Ya özür dile ya çık dışarı. Ben anlatı tarzım biraz ağırlıklı olabilir ama bunu kibarca değilsin. Nihat Bey lütfen özür dile ya da çık dışarı. Bunu böyle diyebilirim. Yavaş söyleyince kabul edemiyoruz. Abi şöyle, bunu kabul etmeyin. Bir adını dediyse, ya. Bak Zafer abi, senin hakkı, az önce tekrar, senin hakkında bir iddiayı ben burada gündeme getirirsem sen iddia sahibi meşhurlaştırıyorsun. Kadar bana da, sen burada bunu nasıl söylersin dersin. Ya orada Nihat Cinoğlu'na kimse çıkıp da, Nihat Bey burası bunun yeri mi, burası seçilmiş bir kürsü, bilmem kaç tane üyeyi temsil ediyorsun. Sasso gibi 1917 tam 105 yıllık bir kurumun kürsüsünden 105 yıllık mazisi olan bir meclise, çıkıp oraya çöp diyemezsin denmedi. Belki o anı anlayamadılar. Yani şoktadırlar. Şu da olabilir. Ne şok be abi? Bir de var ya bir bunlar patron. Ya bunlar patron akıllı adamlar be abiciğim. Ne şoku ya? Havadan havaya ateş mi etti yani? Ne şoku? Bunlar akıllı adamlar. Şehri yönetiyorlar. Akgünaltuğ diyor. 15 bin üyemiz var. 207 bin insan çalıştırıyoruz. 7 milyar dolar yönetiyoruz diyor. Böyle adamlar onu kavrayamayacak adamlar mı? Ben bu cahil kafamla kavrayayım adamını dedi. Estağfurullah. Evet. Bir de Hüseyin. Bunu gene böldüm. Bir de orada bir sürü meclis üyesi var. Ya kimse bir şey demiyor mu orada kalkıp ya ben kabul etmiyorum ne diyorsun sen diyemiyorum. Aynı şeyleri söylemeye başladınız Cumhur evet, abi. Evet. Tamam mı? Mesela orada şeyden sonra yok Sasso'nun şuradan şey yaptı. Yarısı meclis üyelerinin çıkıyor ediyor falan filan diye yani böyle iyice şeyini çıkardı. Ama bu adama bugüne kadar orada muhalefet yaparlarken cılız bir iki ses dışında da bir şey yapmıyor. Hakikaten Nihat Cinoğlu bugüne kadar nasıl da biz sessiz kaldık. Her programda 67 kez çıktığını söyledi bu şeye kadar. 67 mi 66 kez mi ne kürsüye çıktın dedi. Her seferinde muhalefet Allah'ın sopası yok işte en sonunda böyle patlatır seni. Maalesef yaptın mı bravo. Maalesef o anda bence şunu diyeyim kapatayım. Akgün Bey de Talip Bey de bu sözün sonuna kadar karşısında olduklarına eminim. Herhalde orada Nihat Cinoğlu galiba bizim bilmediğimiz bir şey biliyor. Hakikaten böyle bir şey oldu. Biz meclis toplansan sonra sorarız demişlerdir. Şimdi öğrendiklerine göre dışarıda sormak mı? Evet, ilk meclis toplantısında Talip Kuruş'a da Akgünaltuğ'a da yakışan yönetim kurulunda başkanlığı yaptık ve meclis başkanlıklarını yaptığı kurum adına Nihat Cinoğlu'nu en sert şekilde kınamak. Bir virgül koy. Orada yapamadılar. İlk meclis toplantısında yapmaları koy. Lazım. Bu meclis bir saniye. Şimdi bu meclis üyesi Nihatçı'nın bu sözlerinden dolayı veya şöyle diyeyim Sasso'da
bir şey yok mu? Disiplin uygulanamıyor mu? Vardır, olmaz. Mesela meclis üyesi meclise hakaretten işte biz seni 5 toplantıya almıyoruz diye gibi bir yaptırım var mı? Olmaz mı ya? Bunlar topa bağlı. Bir dakika şimdi. Kesinlikle olması lazım. He? Kesinlikle olması lazım. Çünkü... İyi de adam ben burası %80'i buranın çöp olduğunu düşünüyorum demiyor ki. Ha, o zaten çöptür ama meşhurlaştırıyor. Çöptür diyorlar bazıları. Meşhurlaşsın şey yapsın. Çöptür diyorlar dışarıda, bazıları da. Dışarıda söylenen eleştiriyi geliyor oraya taşıyor. Ha. Yani. O da doğru. O da yani doğru. Şey olarak baktığın zaman ben hayır. Adam biri başka bir şeydir onunla mı getireceğim? Ben doğru söylüyor veya evet, doğru yaptı demiyorum. Şey ben yani yapabileceklerini söylüyorum. Ya bir şunda, disiplin cezası hani 3 meclise katılma falan gibi. Sefa'nın şey kısmına katılmıyorum. O adam oraya seçilmiş. Belli bir işte komitenin temsilcisi olarak orada konuşuyor. İstediği zaman konuşur, istediğini de söyleyebilir şey olarak. Hani sen diyorsun ya muhalefet yapıyor sürekli falan diye. Şeyse, oraya seçilmişse orada üyeleri adına istediğini söyler. Üyeler onu seçmiştir. Konuşma hakkı da verilmiştir. İstediği kadar muhalefet yapar. 77 kere mi 67 kere mi dedin ya. Yani bence o kısmı şey yaptın. Bence o kısmı sıkıntı yok. Yok bence var sıkıntı. İyi orada iktidar. Orası mesleki sorunların konuşulduğu bir yer. Sürekli ve Hüseyin abi köşede yazdım onunla ilgili dedi. Mesleki sorunların konuşması gereken yerde ben siyasete her olmaz. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil, 66 kürsüde bir kere siyaset konuşmadığı varsa bir şey bilmiyorum. Sasso'da siyaset üstü kurumlar bunlar. Yok, bunlar siyaset üstü kurumlar. Evet, konuyu kapatalım. Yani, siyaset, seçimlerde şu anda siyaseti eleştirmezsen şey yapamazsın ki ama Sefa evet. Yani sonuç olarak iş adamlarının hepsi bir şekilde siyasetle bağlantılı. Ne bileyim mesela ben böyle düşünüyorum. Elektriğe zam gelmiştir, hükümeti eleştirirsin. Buna da siyaset dersin. Evet, Sefa. Şimdi Sasso işte tek Nihat Çin'e bağlı kalmayalım. Şu anda Sasso'da kulisler de var. Komitelerde kıran kıran seçimler için kulisler yapılıyor. Çalışmalar var. Hatta şu saatte bile ne komite seçimleri için şehrin bir köşesinde her meslek komitesi toplantı yapıyor ki inanıyorum yaptığını. Sürekli çalışıyorlar. Size gelen son kulisler nelerdir? Hakan senden başlayayım mı Hakan? Başla abi. Ne var sende Hakan şu anda bununla ilgili?